Evet, tekrardan merhabalar. Hızlıca tek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün umarım bu projeyi bitiririm. Böylece Debassemli ile gayet eli yüzü düzgün bir tane mayın tarlası oyunu yapmış olacağız. Tabi tamamen Amazon Framework'ünün araçlarını kullanarak yapmış olacağız. Şimdi en son kaldığımız yere tekrar bakacak olursak. Oyunu başlatma konusunda şöyle bir hata veriyordu. Bunu düzeltmiştim ama burada göstermemiştim. Anlatmakta fayda var. Şimdi olay şu. Diyelim ki ilk defa bir buradaki işte butona ilk defa tıklıyorsanız oyun başlayacak. Tabii her defasında her butona tıkladığımızda oyun başlamış mı başlamamış mı diye kontrol ediyorum. Eğer başlamışsa şurası çalışacak. Başlamamışsa start game diye bir fonksiyon çalışacak. Burada game state dediğimiz bir yine mutable bir tane boolean alıyor. Ona göre işte eğer bu true değilse start game diyecek. Yani oyun başlamamışsa oyunu başlatacak. Oyun başlamış ise state'i değiştirecek demişim. Ama aslında bu yanlış, mantıksal olarak yanlış. Şöyle ki oyun başlamamışsa oyunu başlatacak ama oyunu başlatsa da oyunu başlatmasa da bu her türlü çalışacak. Bu match her türlü çalışacak. Dolayısıyla bizim else hiçbir anlam ifade etmiyor burada. O yüzden burayı siliyoruz ve direkt bu şekilde kullanıyoruz. Bu bir. İkincisi, şimdi start game burada. Bu start game esnasında nasıl oluyorsa oluyor, bu lock wrap'ler ortalığı biraz karıştırıyor. Çünkü ben hem burada lock ref yapıyorum hem de burada yapıyorum. Bu sırada tabi bu async bir şekilde çalıştığı için diye tahmin ediyorum ama emin de değilim. O yüzden sanırım lock ref yerine direkt şuradaki gibi yaparsam field'ı alıp onu açarsam sanırım herhangi bir şey kalmaz. Çünkü burada nasıl desem ben bütün bir butonları alıyorum. Bunların referanslarını kilitliyorum. Sonra onun altındaki satırı alıyorum. Onu da referanslarını kilitliyorum. Ondan sonra o field'ı aldıktan sonra burada mesela set yapıyorum. Burada da zaten aynısını yapıyorum ben. Aslında ikisi aynı işi yapıyor. Ben burada biraz gereksiz yere ortalığı karıştırmışım aslında. Bunu siliyorum sadece. Ve böylece oyunumuz başlangıç anında da düzgün bir şekilde çalışıyor. Tıkladık mesela bunun etrafında 0 tane mayın varmış. Buraya da tıkladık. Buraya da tıkla 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 tıkla. Hepsi boş. Bakalım 5 tane mayın var mı? Nereye sıkışmışlar? Hepsi 0. Burada mayın. Burada bir mayın varsa buradakiler niye 0? Bu defa burada bir yanlışlık çıktı. Çünkü az öncekinde böyle bir yanlışlık yoktu. O zaman nerede hata var? Daha önce böyle bir hata yoktu. Yapmıştık çünkü. Reset diyelim. Hala bile hiçbir tanesinde mayın göstermiyor. Yani oyunu bozmuşum ama hiçbir kod değiştirmedim halde bu oyun neden bozulmuş oldu onu merak ediyorum. Coverage X fields mine artı 1 game state set true Şurasını tek değiştirsek burayı else'in içine aldığımızda farklı bir şey mi gerçekleşiyor? Yok. Farklı bir şey gerçekleşmiyor. O zaman neden öncekinde çalıştı, burada çalışmadı? Bu arada benim derslerim sıkıcı gelebilir ama ben bu şekilde kod yazarken daha rahatım. O yüzden birincisinde çalışmadı ama hala sıfırlar mevcut. Ben bir yerde acaba kod mu değiştirmişim? Çünkü en son kod herhangi bir kod değiştirmemiştim. Niye o zaman dağıtma yapmıyor? Şimdi oyun başlamamışsa oyunu başlatacak. Biz o zaman start game'e geliyoruz. Start game. Push YX. Tamam. Mine 0.
neighbors'ları alıyoruz. Y indeksi 0, x indeksi 1 ise, yani bu daha önce main olarak bulunmamış ise ya da komşularından biri değilse ne yapıyor? Mine artı 1 iplet sum x fields fields like rep get y index like mod set cloned x indeksini değiştiriyoruz. X fields'ın indeksini değiştiriyoruz. Y index. Burada bir bakalım tekrar. Tamam. Burada da bak mod set cloned index. Mine yaptık. Neighbors increase empty. Ha, bunu çıkarmışız. Increase empty çıkarmışız. Bu da bizim işimizi bozmuş. Dolayısıyla biz burada main'i yüklediğimiz gibi doğru. Burada increase empty dememiz lazım. Increase empty. Tabi biz burada yanlış hatırlamıyorsam y indeks ile x indeksi göndermemiz gerekiyordu. Şimdi tekrar bakalım. Tamam. Bu defa olmuş. Bu ikisinin ortak yeri burası olduğuna göre bunlardan bir tanesi main buralar. Bu da main. Bu da burayı görüyor çünkü. O zaman burası boştur. Çünkü bu ikisinden biri kesin emin olamıyorum. Buradan emin olabiliyorum sıfırdır. Bu da sıfır. Bu da sıfır. Bu da bu da bu da bu bir. Bu sıfır. Bu sıfır. Bu sıfır demiş ama sıfır etrafında sıfır mayın var demiş. Burada mayın yok o zaman. Tamam. Burada iki mayın var demiş. Bir tanesi buradaysa bir tanesi buradadır. Bu mayın mesela. Bakalım. Mayın mı diye. Evet mayın. O zaman bu ikisinden biri de mayın. Mesela bu matematiksel olarak herhangi biri de mayın olabilir. Mesela buymuş. Doğru. İki demiş. Bu bir burada. Burası boştur. O zaman bu ikisi mayındır. Ana ha doğru ya burada da bir main var. Doğruymuş. Ben hesaplamam yanlışmış. Oyun doğru sonucu bulmuş yani. Tekrar hepsini açalım. Bakalım. Evet. Doğru görünüyor şu ana kadar. Oyunda geriye kaldı tek bir eksiklik. O da oyunun bitmesi. Main'a tıkladığımız anda oyunun bitmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi eğer açtığımız şey sıfır ise bunların neyi olacak? Etrafındakiler de açılacak. Yani açılan her field, her buton kendi etrafındakilerini de açacak. Ama biz bunu biraz dandik bir şekilde yapacağız. Aslında şöyle söyleyeyim. Ben şimdilik basit bir şekilde yapacağım. Fakat eğer bunun üzerinde işlem yapmak isteyen varsa, biraz değiştirmek isteyen varsa şöyle bir şey kullanabilir. Aslında her bir noktanın komşularının ne olduğu en baştan tayin edilirse eğer biz her defasında hadi neighbors'u bul, hadi neighbors'u bul, hadi neighbors'u bul dememize gerek kalmaz. Ama biz bunu herhangi bir yere kaydetmediğimiz için, belleği kaydetmediğimiz için, pardon bu arada, ne yapıyoruz? Her defasında tekrar tekrar bu neighbors'ları buluyoruz. Tabi bu da zaman kaybına sebebiyet veriyor. Artı burada mesela diyelim ki ben bunu açtım. Bunun etrafı sıfır değil mi? Bunu açacak, bunu açacak, bunu açacak, bunu açacak falan işte gidiyoruz mesela. Bu durumda ne yapıyor? Bu da mesela komşularını açarken bu da aynı yerleri açmaya çalışıyor. Yani ortak açtıkları yer var. Dolayısıyla biz gereksiz yere bir sürü komşu bulmuş olacağız. Ama eğer
Elimizde işte bunun komşuları bunlardır diye bir yerde kayıt alabilsek mesela, artı işte hangi fieldlar açılmış ise fields oradan onları eksilsin, buradan bunları çıkarsın, bizim elimizde sadece açılmayanlar kalsın dersek mesela neighbors'lar buna göre gayet hızlı bir şekilde çalışır. Ama hani bu da eğitimin nasıl desem size kalmış olan kısmı olsun. Hani kaç kişi bunu takip ediyor, kaç kişi yapıyor bilmiyorum ama geliştirmek isterseniz, orijinal bir oyun haline getirmek isterseniz bu mesela uygun bir yöntem olur. Hatta resette de bir değişiklik yapmak gerekirse ne yapabiliriz? Biz mesela burada bütün fields'ları ne yapmışız? İşte set clone field default demişiz ama aslında buna gerek yok. Şöyle x fields'ı almışız ya. Buraya geliyorum. X fields yine lock ref gets x, yine iflet kullanıyoruz. Yani burada yaptığım şey şu. Ben her defasında butonları yeniden oluşturuyorum ki yeniden butonları oluşturmak gereksiz yere bir işlem gücü, yani belleği boşaltıp tekrar dolduruyorum aslında burada. Fakat fields deyip şuradan mesela sadece her butonun referansını alsam ki var. Geleceğim buraya, sadece şunu söyleyeceğim. Field state, çünkü state bir mutable referanstı. Dolayısıyla onun da set diye bir değeri vardı. Set nedir? Field state covered dedik ve böylece burada baştan sona tekrardan allocator dediğimiz şey, yani bellekten silip tekrar yerleştirmemize gerek kalmadı ya da işte efendim söyleyeyim bütün bir satırı yeniden oluşturmamıza gerek kalmadı. Çünkü az önce kullandığımız yöntem şu yöntem mesela. Ne yapıyor? Yeniden set ediyor tamamını. Ve sadece mesela state'i set etmiyor. Butonun kendisini set ediyor. Bu da muhtemelen biraz daha gereksiz bir işlem artı muhtemelen bellek harcamasına sebep oluyor. Reset'e de son bir defa bakalım. Hızlı oluyor mu olmuyor mu diye. Ha, bu arada bunu hala düzgün yapmamışız. Onu da yapalım. Increase state kısmındaydı. O da bu else gereksiz bir else ili. Böyle demiştik. Çünkü her durumda oyun başlamış olsun olmasın biz tıklanan yerin butonu açmak zorundayız zaten. Ama else olduğu zaman oyun başlamamışsa başlamışsa aç diyoruz. Haliyle oyun başlamamışsa tıkladığımız ilk buton açılmamış oluyor. Şimdi mesela açıldı. Bakın daha hızlı bir şekilde butonlar artık kapanıyor. Az öncekinde siz bilmiyorum fark ediyor muydunuz ama hafif gecikme oluyordu. Bunu şimdi bu defa sadece mutable referansını set ettiğimiz için, yani sadece değiştirdik. Aslında yeni bir allocator falan kullanmadık. Direkt yaptık ama set clone yaptığımız zaman field'ın tamamını, yani butonların tamamını aslında yeniden oluşturmuş oluyorduk. Bu da bizim için tabii ki aslında zarar. Yani hem bellek açısından hem CPU açısından gereksiz bir iş yüküydü. Onu da düzeltmiş olduk. Bu şekilde biraz daha hızlanmış oldu. Oho, bu ne ya? Yan yana hepsini yerleştirmiş. 6 tane mi? Niye 6? Burada ha, gene gördüğünüz gibi bir yerlerde yine hata oluşmuş. Gördüğünüz gibi biz 5 tane mayın oluşturacaktık ama burada zibilyon tane mayın oluşmuş oldu. Bunun da sebebi az önce yaptığımız şeyden dolayı daha önce oluşturduğu mayınları değiştirmiyor. O zaman biz mesela şurayı değiştirmiştik sette.
Field'ını set etmiştik ama mine kısmı, field'ın mine kısmı hala aynı. Dolayısıyla geliyorum buraya. X. Nasıl yapabilirim ya? Acaba diğerini de table mı yapsam? Direkt ikisini birden set mi etsem? Yoksa X fields'ı alıp her ikisini de gerek yok. Burada buna başka bir çözüm bulmamız gerekiyor o zaman. Buna başka bir çözüm. Bu şu an için bizim yapabileceğimiz tek şey. Çünkü neden? Her ne kadar state durumunu covered yapsam bile mine durumu, field'ın mine durumu hala mayınlı olduğundan dolayı oyunu her reset ettiğimde hala mayınlar, eski mayınlar kalıyor. Bu da tabii doğal olarak işimizi bozuyor. Tamam, buraya gerek yok maalesef. Burayı şimdilik siliyoruz. Hızlandırmıştık ama neyse. Buna başka bir çözüm bulmanız gerekir. Benden bu kadar. Tabii yine ilk tıklama anında hata var yine. Bakın biraz yavaş tıklıyorum ama biraz yavaş reaksiyon gösteriyor. O yüzden diyorum yani burası zaman harcıyor. Yani bütün bir hepsini yeniden oluşturduğum için zaman harcıyor. Ama az öncekisinde buna başka bir yöntem nasıl bulabiliriz? Ben bunu böyle yapacağım. Bir bakalım. If let sum diyelim yine. Field eşittir. X fields lock mut lock ref pardon. Get x satırı aldık. Sonra field states that field set covered yap dedik. Yani kapat hepsini. Kapattı. Ama eskileri nasıl sileceğiz? Reset anında mı sileceğiz? Nerede sileceğiz? Burada bir şeyi daha değiştirebiliriz. Reset anında. O da ne? Sadece bir defaya mahsus yapacağımız için false yaptık. Dolayısıyla burada tekrar oyunu dağıtabiliriz. Burada mesela sadece kapattık ama eğer oyun başlamamışsa yani başlayacak ise şu else'i buradan bir kaldıralım bizim işimizi bozmasın geri zekalı. Kaldırdık. Oyun başlayacağı anda bütün hepsinin minesini önce bir sıfır yapalım o zaman. Bunun aslında aynısı. Evet. Bunu olduğu gibi alayım. Yani oyunu sıfırlarken beklemesin, oyunu başlatırken beklesin ki kullanıcı bunun farkına varmasın. Şuraları ne yapıyoruz? Kaldırıyoruz. Tamam. Bakalım hata verecek mi? Vermedi. Güzel. Ne oldu ya? Tekrar baştan. İlk tıkladığımda yine açmıyor niyeyse. Zaman alıyor. O zaman böyle. Burada bizim tıkladığımızın state'ini de değiştirdiği için yine kapanmış gibi görünüyor. Bu yine işimizi bozdu ya. Yine işimizi bozdu. Bakalım. Dağıttı ama.
Dağıtırken biraz böyle zorlanıyor. Set cloned x field'ı uncovered yaptığım zaman açması gerekir ki covered'tır. Ama state durumu değişmiş oluyor. Dolayısıyla bizim bu oyun için ne yapmamız gerekiyor? Tekrar bunun içerisinde değiştirsek. Ama neresinde? Şu işlem bittikten sonra değiştirsek, bu defa if'in içerisinde olduğu için işimizi yine bozuyor. Başka bir yöntem var mı? Biz burada aslında uncovered yapıyoruz. Burada tekrar değiştiriyor. Bu async bir şekilde çalıştığı için bu arada bunu aş... Aa, yeter arkadaş. Şunu buraya alsam da gene bu daha hızlı çalışıyor. Buradaki biraz daha geç çalışıyor niyeyse. Async bir şekilde olduğundan dolayı diye tahmin ediyorum. Ama emin olamıyorum. Yine şöyle. Tabii fields burada yeniden set ettiği için muhtemelen bu fields boşa düşüyor. Dolayısıyla lockmut bir işe yaramıyor. Bu field'ı değiştiriyoruz ama aslında gitti yani o field. Yine de deneyeceğim ya. Async olayı benim her zaman canımı sıkan bir şey bu arada. Evet, tahmin ettiğim gibi. Bu her ne kadar bir field'ı değiştirse de aslında bu ki biraz zaman alıyor. Async bir şekilde dediğim gibi async bir şekilde çalıştırdığından dolayı bırakıyor yani. Bu çalışırken bu da çalışıyor. Haliyle burası değiştiriyor. Uncovered yapıyor. Ama burası tekrar covered yapıyor. Ve zaten state durumu da devre dışı kalmış oluyor. Bu da bizim işimizi bozuyor. Ama işte async olayını burada kullanabilsek, kontrol mekanizmasını sağlayabilsek. Start game içerisinde mi atsak acaba? Start game'in içerisinde yapsak olmuyor. O yüzden biz en iyisi en eski haline getirelim. Gördüğünüz gibi bir bug çıktı ama o bug'ı düzeltecek bir yöntem bulamadık. Maalesef daha verimli bir şekilde düzeltecek bir yöntem bulamadık. İşimize yaramıyor o yüzden. Haliyle bu böyle devam edecek. Burası da maalesef şöyle. Burayı kapatalım. Daha sonra belki değiştiririm. Böyle kalsın. Burası çalışacak. Bu reset anında bir miktar zaman harcıyor. O yüzden kendim belki düzeltebilirim ama düzeltemedim. Bu arada ilk tıklamada tamam. Çok fazla performans sorunu yok. Şimdi geriye kaldı ney? Sıfıra tıkladığımız anda etrafındakilerini de açmak. Bunu nasıl yapacağız? Ne? Open field. X pardon y u size x u size her defasında bu bir tane x ve y alacak. Yine aynı buradaki gibi if let sum x fields diyoruz. Yine fields lockref gets y. Yine if let sum fields x fields bu defa satırı aldık lockref yaptık get diyoruz
Evet, get x diyoruz. Field'ı aldık. Yani butonu elde ettik. Şimdi eğer match field states, bunun durumunu nasıl yapıyorduk? Lock ref mi mut mu diyelim? Mut diyelim. Tabii bunu basit bir şekilde yapıyorum ama dediğim gibi sadece şu an oyunun çalışmasıyla daha çok ilgileniyorum. Yoksa bunun düzeltilmesi gereken bir sürü yeri var. Biraz performans artışı, biraz daha güzel algoritmalar bulunabilir. Her defasında dediğim gibi mesela U size, Y size, her defasında neighbors komşularını tek tek çağırıyorum. O yüzden olmuyor. Şimdi öncelikle ne yapacağımızı bir düşünelim. Biz diyelim ki neredeyiz biz? Start game dedik. Start game dediğimiz zaman Fields açıldığında mesela increase şurası. Burada da mesela biz direkt aslında Field'ı değil de direkt şuradan bu fonksiyonu çağırabiliriz. Open field'ı çağırabiliriz. Direkt buradan açabiliriz. Her defasında aslında ne yapıyoruz? Açıyoruz. States covered. States sets field states uncovered. Eğer açılmamış ise aç. Çünkü mesela bayraklı ise açmayacaksınız ya da açık ise yine açmayacaksınız. Sadece covered ise açılacak. Ama biz bunu rekürsif bir şekilde kendi kendini çağırmasını istiyoruz her defasında. Dolayısıyla biz burada açık ise let neighbors, pardon, neighbors çağırsak yine Y ve X'in komşularını çağıracağız ve biter map in koordinat y x, her defasında bize bir y x verecek bu iteration. Biz de her defasında open field y x demiş olduk. Bakalım. Çok içime sinmedi. Ama deneyeceğim. Ne demiş? Tamam, bu birincisi. Bu ikincisi. Tamam. Hataları bir yok. Nereden bahsediyor? Şuradan mı bahsediyor? He, tamam. Map'te şunu kullanmamıza gerek yok. Tamam. Şimdi font u size. Burada iter kullandığımız için iter
referans t alıyor. Dolayısıyla bunlar aslında birer referans. Biz de bunların bir referansını alıyoruz. Yani pointer'ını gönderiyoruz. Aynısı. Cannot be dereferenced. Neresi? 91. Şurası. Set yerine direkt eşittir mi yazalım? Tamam. Bakalım. Tamam. Table bir uncovered. Ah, burayı da yine şöyle mi yapalım? Şöyle yapalım o zaman. Let state yine eşittir. İşimiz bozulmasın her defasında. Lockmut diyelim. Çünkü iki defa lockmut lockmut dediğimiz zaman bu mutable locklar birbirlerini kilitleyecekler. O yüzden direkt bir defa state'i alalım. State'i aldıktan sonra şurada sadece state, tabi burada state bir referans olduğu için biz referansını değil, referansının point ettiği yeri değiştirmeye çalışıyoruz. Yine hata verdi tabi. O yüzden tamam. Bu defa buna gerek yok. Burada akıllı, yani smart pointer kullandığımız için işte smart pointer'ın ismini kullanmasan da olur diyebiliyoruz. Hala hatalar. Expected pattern. Ne demek expected pattern? Ha. Yine aynı hatayı. Bakalım. Daha ikisini de kabul etmiyor. Allah Allah. Az önceki doğruydu ama şöyle doğru olması lazım ama aslında bunlar U size türünde türler. Yani bunlarda referans falan olmaması gerekirdi. Evet. Ha. Çalıştım. Ama biz bunu hiç çağırmadık ki. Hiç çağırmadık. While'dan sonra open field yx tamam. Şimdi bir de increase increase yani her açtığımızda yine bunu çağırmamız gerekiyor ayrıca yani neighbors her neighbors için çağıracağız her neighbors için mi çağırıyoruz evet aynısını burada da Open'ı sadece çağırsak zaten Open Fields bu işi bizim yerimize yapacak. Aa, doğru ya. Map hiçbir şekilde çalışmıyor. O yüzden şimdilik iter yerine map çünkü burada kullandığımız zaman into iteration oluyor. Bunu tekrar hazır bir fonksiyonumuz yoksa kullanamıyoruz. Oo. Vay 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 vay. Tahmin ettim. Ben bunlarla başa çıkamam şimdilik. O yüzden bana bir miktar zaman lazım bunları aşmam için. Neyse. Şimdilik
Şimdilik start bunu alalım. Start game state'i burada da değiştirmemize gerek yok. Aslında şunu buradan çıkaralım. Şuraya open field yx ekleyelim. Map'i şimdilik bırakalım, bu hatayı bakalım bizden alacak mı? Çünkü bu önemli. Burada bir çakışma oluyor. Ana. Tamam. Şimdilik hatadan kurtulduk. Bu hatanın bu arada sebebi hem bu open field hem de şu, ikisi de bu state'in durumunu değiştirmeye çalıştığından dolayı aynı bellek bölgesinde iş yapıyorlar sonuçta. O ona kesik atıyor, o ona kesik atıyor. Dolayısıyla saçma bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden bunu sildim. Bu open field fonksiyonu şurada mesela, bakın zaten bu elemanı değiştiriyor. Zaten onu hallediyor. Burayı da for ne in neighbors diyelim. Çünkü map lazy bir fonksiyondur. Map bir başına hiçbir şey yapmıyor. Bunu işte clack gibi metotlarla veya sizin daha önce düzenlemiş olduğunuz bir into iteration denilen bir fonksiyon alan ya da implement edilmiş bir fonksiyonla map'i çağırabilirsiniz ancak. Bir başına benim şu anki kullanımımda mesela map open field'ı çağırıyor ya her defasında, her komşu için, aslında çağırmıyor. Lazy dediğimiz gibi bu bir lazy bir fonksiyon. Haliyle herhangi bir şey olmuyor. Ha, buraya mesela collect ekleyebilirim. Collect şöyle bir şey koyarsam mesela collect bunu yapar diye tahmin ediyorum. Bir deneyelim mesela. Çünkü collect into iterator'ı alıyor. Yani map'ten aldığı veriyi kullanıyor. Hemen tamam, doğru gibi görünüyor. Ama doğru olsa bile işin içine bu lock modlar girdiğinden dolayı sıkıntı çıkıyor. Neden sıkıntı çıkıyor onu da söyleyeyim. Çünkü kendisini de açmaya çalışıyor. Kendisinin durumuna da bakmaya çalışıyor. Haliyle burada çakışmalar gerçekleşiyor. Aynı yerin anda aynı bellek bölgesine ikisi birden ulaşıp değiştirmeye çalışıyorlar. Aslında async olmasa bunda herhangi bir problem çıkmaz ama bu mutable dediğimiz future signals bir miktar sanki buna tam bir kontrol veremiyor. O yüzden ben mantıksal olarak hatayı yapan benim aslında. Yani burada mesela states burayı değiştiriyorum. Ama bunun komşusu buna da komşu. Dolayısıyla ikisi de birbirini açmaya çalışıyor o sırada. Haliyle orada bir çakışma oluyor. O yüzden ikisinden bir tanesi bunu yapmalı. Ama bunu nasıl kontrol edeceğiz? Bir sonraki derste de bunu yapalım. Eğer bunu yaparsak zaten bitmiş olacak. Gerisi size emanet. Ha, bu arada bir tane de şöyle bir şey ekleyelim. Fields. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Uncovered. Açtık. Burada normalde şu var. Mayına bastığında kapansın diye bir olay var ya. Eğer field'ın minesi mayınsa açmasın diye bilmemiz lazım. Yani birkaç tane daha bug var. O bugların tamamı giderilmiş değil. Ama giderilebilir. Bu arada ben bunları GitHub'a falan atmıyorum. Maksat kendiniz yazın, eliniz alışsın diye. Çünkü Rust henüz kullanmış değilsiniz biliyorum. Zaten kullanan 3-5 kişi var. Eliniz alışsın diye kendiniz yazabilirsiniz. Ama tabii çok fazla kod olduğu için kafanız karışabilir. Bunun için de Discord'a gelip soru sorabilirsiniz. Ama sorularınıza lütfen özen gösterin. Bu önemli bir detay.
Neyse, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Bunu bitirirsek bu ders benim için bitecek. Kendi projeme gönül rahatlığıyla geri dönüş yapabileceğim artık. 6-8 aydan itibaren. 8 aydır kodlamıyorum yani. Neyse. Şimdilik burada duralım. Hatamız vardı. Bu hatayı bir şekilde geçiştireceğiz. İyi akşamlar diliyorum şimdilik. Görüşürüz artık.